Efendim merhabalar. Başkent Gündemi programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim İşleri Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şentop. Kendisi siyasi kimliğinin yanı sıra entelektüel birikimi ve hukuki birikimiyle ön planda olan değerli bir isim. Sayın Başkanım hoş geldiniz Hoş efendim. bulduk Sinan Bey. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum efendim. Bu yoğun mesai arasında geldiniz. Başkanım en önemli konu hukukçu olmanız hasebiyle HSYK seçimleri. HSYK seçimleri denildi ki Cumhurbaşkanı seçimlerinden bile önemli. Çünkü Türkiye'de yargı bağımsız olacak mı, olmayacak mı? Yargı bir takım kişilerin eline, grupların eline geçecek mi, geçmeyecek mi gibi. Bu seçimi önemli kılan neydi? Siz çok büyük çaba sarf ettiniz ve ortada bir başarı var. Bu başarının mimarlarından biri de sizsiniz. Seçim niye bu kadar önemli hale geldi Evet. başkanım? Şimdi önce şunu söyleyeyim tabii. Ben biraz önemi konusunda bir abartma olduğu kanaatindeydim de seçimin başında. Evet, önemliydi, doğru, ama yani bu seçimi tamamen böyle Türkiye için bir ölüm kalım meselesi Öyle bir hava haline vardı başkanım. getirmek de yanlış diye düşünüyorum. Ama kim açısından? Türkiye'de devlet açısından, siyaset açısından böyle. Kim için ölüm kalım meselesi? Aslında böyle bir boyutu var. Da paralel yapı için bir ölüm kalım meselesiydi. Çünkü bunu bir başlarken bir girizgah gibi ifade etmiş olayım. Niye ölüm kalım meselesi onlar açısından? Yani onların kurgusu, biz darbe marbe diyoruz ya, bahsediyoruz. Evet İşte bu efendim. darbecilerin kurgusu şu. Şimdi devleti yönetebilmek için bir şeye dayanmanız lazım, bir güce. Hükümet neye dayanıyor? Parlamentoya. Parlamento seçime dayanıyor, millete dayanıyor. Ya parlamentodan bir dayanak olarak bir güç almanız lazım, ya yürütmeden, hükümetten. Bunlar yoksa o zaman sizin meşruiyetinizi, hukuken sistem içerisinde meşruiyetinizi nasıl temellendireceksiniz? Bir tek yargı kalıyor. İşte yargıda bir meşruiyet temellendirmesi yapmak ve oradan bir güç kullanmaya kalkışabilmek için aslında yargıdaki kontrolü ellerinde tutmak istiyorlardı. Yani buradaki bu vesayetçi anlayışın temelinde yatan husus da bu. Yani yargıyı yapacakları bir takım siyasi netice almak üzere bir takım müdahalelerin bir meşruiyet zemini olarak kullanmak. Bu nasıl olabilir yargıda? Tabii belli sayıda, bu sayıda ortaya çıktı, belli sayıda hakim savcılarla bir Hakikaten hatırı yakınlık sayılır bir sayı mevzu bahis. başkanım Yani biz yani. bunu sayısal olarak da tahmin ediyorduk. Yani bir şaşırtıcı değil benim için ve birçok arkadaşımız için şaşırtıcı değil bu sayı. Bu yeterli değil. Ne lazım? Bunların tayinleri, terfileri, işte yüksek mahkemelere geçişleriyle ilgili mekanizmayı da kontrol altına almak. İşte o da HSYK. Dolayısıyla paralel yapının bu devletle, siyasetle, parlamentoyla, yürütmeyle kavgasını sürdürebilmesi için ve bürokratik, yargı bürokrasisi anlamında bürokratik diyorum, bürokratik vesayeti sürdürebilmesi için HSYK'da çoğunluğu ele geçirmesi lazımdı. Bunu yapamadığı takdirde işte o zaman yargı eliyle bu sefer yine kendilerine yapıp ettiklerinin hesabını soracak bir tablo ortaya çıkacaktı. O bakımdan HSYK seçimlerini kaybetmek veya kazanmak onlar açısından bir ölüm kalım meselesiydi. Bu boyutu doğru. Ama devlet açısından, siyaset açısından, millet açısından böyle değildi. Niye böyle değildi? Bakın, yargı yargıdır, yasamadır, yürütme yürütmedir. Dolayısıyla yargının anayasada ve mevzuatta, kanunlarda çizilmiş bir görev ve yetki alanı var. Eğer bu görev ve yetki alanı suistimal edilirse, münferit suistimaller olabilir. Bunlar yine sistemin kendi içerisinde, yargı mekanizmaları içerisinde çözülebilir. İşte karar yanlış verilmişse, bölge mahkemesinde, yok olmazsa Yargıtay'da, olmazsa Danıştay'da falan düzeltilebilir. Hakim kasten yanlış yapmışsa, bir hata yapmışsa soruşturma vasıtalarıyla çözülebilir. Yani münferit olarak bu mevzuatta, anayasada, kanunlarda çizilen çerçeve münferit olarak suistimal edilmiş, kötüye kullanmış, yanlış kullanılmışsa bunun yine yargı sistemi içerisinde bir takım çözüm yolları var. Ama blok halinde yargı içerisinde veya bir kurumun çoğunluğunu elde ederek kurumsal manada bir yanlış yapmaya ve kurumsal anlamda anayasada, kanunda çizilen yetkileri suistimal etmeye teşebbüs ederseniz bunun sistem içerisinde, yine anayasal düzen içerisinde bunun bir cevabı olur. İşte Türkiye'de yaşanan tablo buydu. Hiçbir devlet gerek yürütmenin gerek yasamanın ama gerekse yargı sisteminin
devleti kontrol etmek üzere veya devletle hesaplaşmak üzere bir aygıta, bir araca dönüştürülmesine müsaade etmez. Bu da şunu, hukukun temel kaidesi budur. Hukuk düzeni bir hakkın suistimalini himaye etmez. Bu görev ve yetki içinde geçerlidir. Görev ve yetkinin suistimali mevzu bahis oldu mu, orada görevi vardı, yetkisi vardı diye bakılmaz. Sistem bu tür suistimali korumaz ve buna müsaade etmez. Dolayısıyla ben sonuçta böyle bir sonuç olsa, onlar işte paralel yapıya yakın olanlar kazanmış olsaydı bile Türkiye'de çok ciddi bir krizin doğacağı kanaatinde değildim. Bir takım yine başkaldırı, tırnak içerisinde ifade ediyorum, suistimal adımları atılmaya çalışılacaktı. Ama hukuk içerisinde kanun düzenlemesiyle, gerekirse anayasa değişikliğiyle vesaire bunların önü alınırdı. O bakımdan bir ölüm kalım meselesi değildi ama onlar açısından bir ölüm kalım meselesiydi. Sayın tabii. Başkanım, gazetelerde şöyle eleştiriler de var. Deniliyor ki efendim, ya tamam paralel yapı işte neyse kaybetti ama Türkiye'de yasama, yürütme, yargı bunlar işte birbirinden bağımsız olmalıydı. Özellikle yargı. Evet. Şimdi diyor yargı da artık iktidarın tek eline geçti. İktidarın evet. eline geçti. Bugün iktidar partisinden bir tane belediye başkanı veyahut da bir tane milletvekili veyahut da birisi yolsuzluk yapsa, çıksa bir hakim, polis dese ki ya böyle bir şey oldu, yapamaz. Türkiye bir siyasi baskı altında, hukuki baskı altında diyorlar. Evet. Bu eleştiriye ne diyeceksiniz efendim? Bu tamamen bence yetersiz bir bilgi birikiminin ve yetersiz bir aklın, siyasi analiz aklı olarak kastediyorum, yetersiz bir aklın izahı, açıklaması. Bu şudur tersinden, o zaman böyle bir soruyu sorabiliyorsak şu anlama geliyor. Yargının bütünüyle iktidardaki partiye oy vermeyenlerden, muhalefetteki partilere oy verenlerden oluşması lazım ki o zaman iktidarda bulunanlarla doğru düzgün bir yargı süreci işletebilsin. Bu varsayıma dayanıyor bu. Bu da olmaz tabii. Bu mümkün değil ki bir ülkede. Eğer bir parti %50 almışsa, %30 almışsa, %40 almışsa, koalisyon olmuşsa, o ülkede hakim ve savcılar o ülkenin hakim ve savcılarıdır. Sonuç itibariyle onlar arasında da 3 aşağı 5 yukarı oy verme durumu bakımından baktığımızda, siyasi düşünce, mensubiyet veya eğilim bakımından bu milletin genel tablosuna yakın bir tablodur bu tablo. Dolayısıyla bir ülkede bu olmayacak bir şeyi hayal etmek, düşünmek anlamına gelir. O zaman biz hakim ve savcıları yurt dışından getirelim. Ülke dışından. Onların da belki Türkiye düşmanlıkları olabilir yurt dışından getireceğim hakim ve savcıların. O zaman Mars'tan, Merih'ten falan getirmemiz gerekir yani o zaman. Bu mantık tamamen bence yetersiz bilgi, donanım ve yetersiz akla dayanan bir izah getiriyor buraya. Böyle bir şey mevzu bahis olamaz. Yani hükümetin de, parlamentonun da, hakimin, savcının da ne yapacağı bellidir. Bu bir de ayrıca şunu içeriyor. Biz şimdiye kadar burada hükümet karşıtı bir yapı oluşturmuştuk. Dolayısıyla hükümet karşıtlığı, hükümete oy vermemiş, hükümetteki partiye oy vermemiş olmak bizim o zaman hükümete karşı keyfi, olumsuz bir tutum içerisinde olduğumuzu gösteriyor bu yorum o anlamda. Yani daha önce hükümete yakın değildi, varsayalım ki farazi olarak değildi. O zaman hükümet karşıtlığı konusunda bir suiniyet, bir kötü niyet vardı. Hükümet aleyhine her türlü o zaman soruşturma yapıyorsunuz, her türlü davayı açıyorsunuz demekti. Eğer hükümete yakın olursa açmaz derseniz, hükümetin karşısında olursa da, hükümetten uzak olursa da o zaman açar diyeceksiniz. Bu bakımdan bu mantıklar bence tamamen primitif bir düşünce tarzının ürünü. Şimdi buradaki mesele, bu işin bir boyutu tabii. Asıl mesele de şu. Nedir Sayın Başkanım? Biz bakın bunu süreci 12 Eylül 2010'dan itibaren alalım. 12 Eylül 2010 anayasa değişikliğinde bizim esasen hedefimiz Türkiye'deki vesayeti kaldırmaktı. Vesayet nedir? Bir ülkede iktidar, siyasi iktidar millete dayanır. Milletin oyuyla oluşur. Nasıl? Parlamentoya oy veriyor, seçiyor. Hükümet onun içerisinden çıkıyor. İktidar budur. Hani bir o devletti, hükümetti ayrımları falan. Bunların hepsi tamamen kurgusal, farazi ayrımlardır. Devlet diye bir şey varsa, bu işte fiilen bunu somutlaştıran şey hükümettir, parlamentodur. Ve bunların hepsi millete dayanır. O da seçimle oluşuyor. Şimdi milletin iradesiyle oluşmuş bir parlamento ve milletin iradesiyle oluşmuş bir hükümet söz konusu. Böyle bir durumda
devlet iktidarını kim kullanacaktır? İşte millete dayanan parlamento ve hükümet kullanacaktır. Yargı burada üçüncü erk olarak, yargı ise parlamentonun hazırladığı kanunlar çerçevesinde yine işte idari yargı bakımından bakacak olursak hükümetin yapmış olduğu düzenlemeler, idarenin tasarrufları bakımından değerlendirmeler yapacak ama kriterleri esasen parlamento koyuyor, kuruyor. Bütün bunun dışına çıkarak yargı, parlamentonun yetkilerinin bir kısmını gasp ederek ki Anayasa Mahkemesi'nin zamanında yoğun olarak yaptığı gibi, şimdi de zaman zaman bazı teşebbüsleri olduğunu ifade edeyim, açık olarak söyleyeyim, olduğu gibi yasama organının kural koyma yetkisini gasp ederek. Yine başkanım, yargı başka... Sizin bu mesela hani tırnak içinde gasp dediğinize, işte Avrupalılar, zaman zaman bazı gazeteciler, yazarlar, muhalefet diyor ki Anayasa Mahkemesi iyi ki var, nefes alıyoruz filan gibi bazı açıklamalar var. Evet. Bunun kriteri, ölçütü başkanım, yani bu ideal bir hukuk, objektif bir hukuk, objektif bir değerlendirme olamaz mı? Nasıl olacak başkanım? Şimdi, yani bunun ölçüsü şudur. Eğer mahkeme vermiş olduğu kararı gerçekten hukuk kurallarına dayandırarak açıklayabiliyorsa, izah edebiliyorsa, onu herkesin objektif bakan, öyle diyelim, konuya objektif bakan, şahıs olarak objektif olması mümkün ama konuya objektif olarak bakan herkesin bunu kabul etmesi gerekir. Şimdi Anayasa Mahkemesi bir karar veriyor. Ben çok şimdi somut konulara girmek istemiyorum bir karar veriyor Anayasa Mahkemesi. Kanun düzenlemesini iptal etmiş. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin görevi nedir? Anayasa Mahkemesi anayasaya uygunluğunu denetliyor kanunları. O zaman biz buna bakacağız. Bu anayasaya aykırı dediğine göre neresine aykırı anayasanın? Şimdi eğer Anayasa Mahkemesi diyorsa ki anayasanın işte 67. maddesine aykırıdır bu. Orada şöyle bir cümle var. Burada ise şöyle bir cümle geçiyor. Bu cümle anayasadan farklı bir cümle. Onunla çelişiyor. Dolayısıyla bu cümle anayasadaki şu cümleye aykırıdır. Ha, buna diyeceğimiz bir şey olamaz yani. Evet, bu evet, gene bir yorum içerir bunlar ama baktığınızda bu anlaşılabilir bir şey. Ama Anayasa Mahkemesi diyorsa bu hukuk devleti ilkesine aykırıdır. O zaman hukuk devleti ilkesi somut bir şey değil ki. Yani hukuk devleti ilkesinin neresine aykırıdır bunu? Mesela diyeceksiniz ki bakanın, varsayalım ki HSYK'da bulunması, evet, Adalet efendim. Bakanlığın hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Ya HSYK'da diye bir kurumun kendisi yok Almanya'da mesela. Böyle bir kurum yok Almanya'da. O zaman hiç hukuk devleti yok Almanya'da, eğer siz bunu diyebiliyorsanız. Şimdi hukuk devleti dediğiniz şey bir kavram olarak elbette bir anlamı var. Tabii ki birçok kişinin de genel çerçeve olarak mutabık kalabileceği de bir anlamı var. Ama bunun somutlaşması meselesi işte kanunla yapılacak bir husustur. Anayasada temel çerçeve çizilir ama kanunla yapılır. Bunu demek istiyor ki orada bunu iptal ederken, yani evet, somut efendim. Bir anayasa maddesine dayanmak yerine anayasadaki soyut bazı esaslara dayandırıyorsa eğer iptalini, orada mahkemenin keyfiliğe kaçma ihtimali ortaya çıkıyor, karşımıza çıkıyor. Buna dair daha önceden yaşanmış pek çok olay var. Çok basit mesela işte Refah Partisi'nin kapatılması davası, gerilere evet, gidecek olursak. İşte bu davada kanun var. Kanun maddesi kapatmayı engelliyor aslında. Çünkü kapatma için orada sayılan hususlarla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı arıyor. Kesinleşmiş mahkeme kararı da yok kapatma ile ilgili konuda. Ne yapıyor? Siyasi partiler kanununun ilgili maddesini önce iptal ediyor. Çünkü o madde varken kapatamıyorsun. Önce onu iptal ediyor, sonra kapatıyor. Bunu ya, var mı böyle bir yetkisi? Çok uzun bir konu. Var diyelim. Var. Ama sen o kanunu iptal ettiğin zaman o kanunla ilgili iptal o tarihten sonraki olaylar için geçerlidir. Enteresan. Sen onu iptal ettiğin zaman iptal etme tarihinden önce o kanun geçerli. Dolayısıyla sen o önceki dönemde geçerli olan bir kanuna dayanarak iş ve işlem yapan bir partiyi iptal ediyorsun ve geriye dönük olarak bu iptalini yürütüyorsun, onu kapatıyorsun. Şimdi burada çok açık bir suistimal var. Mahkeme anayasada ve kanunda kendisine verilmiş yetkileri kötüye kullanıyor. Şimdi burada objektif durum, yargı var falan meselesine baktığımızda anayasada ve kanunlarda kendisine verilen yetkilere uygun olarak karar veriyorsa bir mahkeme, o zaman elbette yargıya kimsenin diyeceği bir şey olamaz. Mesela bazı iptaller var. Bizim mesela iptal etmesi daha iyi olur diyeceğimiz hususlar ama izah olarak baktığımızda evet o da bir hukuki yorumdur. Bizimki farklı ama o da bir hukuki yorumdur diyebiliyoruz. Öyle kararlar var. Ama bir de burada zorlama yapmıştır mahkeme.
mahkeme burada kendisi bir siyasi sonuç elde etmek için karar vermişti de diyebiliyoruz. Sayın Başkanım, tabii sizin daha önce dergi çıkarttığınızı da biliyoruz. Entelektüel evet. bir şeyiniz de var. Şu önemli başkanım. O zaman şöyle bir durum ve risk var mı? Siyasi mesela darbe olduğu zaman darbe kendi hukukunu oluşturabiliyor. Siyasi iklim değiştiği zaman hukuk değişebiliyor. Böyle bir ideal hukuk tartışmaları dünyada, Türkiye'de nasıldır? Yani evet. böyle bir şey var mıdır? Yoksa insanoğlu devam ettiği sürece hukuk böyle sürekli değişir mi, gelişir mi? Nedir başkanım? Şimdi tabii meseleyi %100 bir katiyetle çözebilecek bir formül yok burada. Devam eder değil mi başkanım? Devam eder ama şöyle, bu konuyla ilgili şikayetlerin, yorum ve değerlendirmelerin istisna olduğu, arzi olduğu bir sistem oluşturabilmek mümkün. Ama bazı sistemlerde de bunlar artık istisna değil de kural haline gelmiş olur. Veya arzi değil de asli hale gelmiş olur, asıl hale gelmiş olur. Tabii bu da belki bilmiyorum ayrı bir programda belki konuşulabilecek tabii. bir husustur. Bu aslında benim çalışma alanımdır. Ben hukuk tarihi ve mukayeseli hukuk çalıştığım için burada sadece hukuk kuralları veya kanunlar arasında değil, genel olarak hukuk sistemleri arasında da mukayeseler çok üzerine çalışmalarım var. Burada tabii belki çok kısa dinleyicilerimiz açısından ifade edelim. Buyurun başkanım. Yani şimdi hukuk kuralları tabii var. Tabii hukuk kurallarının da bir meşruiyeti var. Yani bir iş yaptığınızda bu yasak dediğimizde kişi sorar. Yani niye göre yasak? Neden yasak? İşte kanuna göre. Dese ki kanun neymiş? Yani ben onu bilmem, tanımam. Nereden çıktı o? İşte bu kanun var, bunu parlamento koyuyor, anayasaya dayanıyor esasen. Yani parlamentoya yetki vermiş, anayasa falan bu yapıyor. Anayasa nedir ki, ben anayasayı tanır mıyım, tanımaz mıyım derse birbirisi. Hep burada kuralın meşruiyetini sorgulayan bir anlayış. Ama her seferinde hukuk sistemleri de koyduğu kuralın ve kurduğu sistemin de meşruiyetini bir yere dayandırıyor. Nihayetinde işte yönetmelikler kanunlara, kanunlar anayasaya falan dayanıyor. Anayasa nereye dayanıyor? O da bir varsayılan bir meşruiyet zeminine dayanıyor. Ama her hukuk sisteminin kendine göre kuralları ve hukuk kurumlarını temellendirdiği bir hukuk kültürü zemini vardır. İşte eğer o hukuk kültürü zeminiyle kurallar ve hukuk kurumları uyumluysa burada mutabakat sağlamıştır. Ve o hukuk kültürü de o ülkenin genel kültürüyle, o ülkenin dünya görüşüyle, genel anlamdaki dünya görüşüyle ve tarihi birikimiyle uyumluysa o ülkede de çok az sorunlar gözüküyor. İngiltere gibi. Yani İngiltere'nin mesela sistemine baktığımızda Fransa'dan çok farklıdır, Almanya'dan çok farklıdır. Ama sistem olarak kendi içinde bir bütünlüğü var ve bu sistemin hukuk kültürüyle, hukuk tarihiyle, oradaki genel tarihiyle, genel kültürle mutabakatları var. Fransa için de benzer şeyi söyleyebiliriz. Birçok sorunlu taraf olmakla beraber. Mesela Almanya özellikle mesela medeni kanunu hazırlaması Almanya'nın yaklaşık 90 sene sürmüştür Almanya'da. Niye? İşte bir hukuk kültürüyle, kendi tarihiyle, genel kültürüyle, dünya görüşüyle Almanya'nın uygun bir kanun ortaya çıkartabilmek için. Türkiye'deki hukukla ilgili bunu bir parantez içerisinde şimdi kapatacağım, evet, söylüyorum. Temel problem Türkiye'de bir hukuk algısıyla ilgili bir eksiklik, hukuk kültürüyle ilgili bir eksiklik. Bu biraz tabii zaman alacak bir şeydir. Hukukçunun yetişmesinden mevzuatın hazırlanmasına kadar, hukuk formasyonlarına kadar, hukuk nosyonlarına kadar çok daha temel bir konu bu. Ama bunu kapatalım, bu daha evet, uzun başarı. Bir konu. Asıl benim söylemek istediğim şu, biz 12 Eylül 2010 referandumuyla beraber bir şey gerçekleştirmek istedik. Nedir? Yargı üzerinden Türkiye'de millet iradesine vesayet koymak. Yargıyı araçsallaştırarak millet iradesini kontrol altına alma teşebbüsünü ortadan kaldırmak için, yani bizatihi vesayetin kendisini ortadan kaldırmak için bir anayasa değişikliği yaptık. Şu anda yaptık. Demokratik, şeffaf bir HSYK oluştu değil mi başkanım? Hani farklı görüşlerden, farklı kimliklerden. Tabii, onu ifade edeceğim. Ama buyurun bizim başkanım. Oradaki hedefimiz esasen buydu. Yani yargıyı bir vesayet kurumu olmaktan çıkartmak, tamamen tarafsız, bağımsız, objektif esaslara göre çalışan ve Türkiye'de bu anlamda çoğulcu bir yapıyla idare edilen, ki HSYK'nın çoğulcu oluşmasını biz o zaman zaten hedeflemiştik. Ve bakın orada anayasada bir hüküm vardı. Oy kullanmada tek oy sistemi
esas alan bir hüküm vardı anayasada. Yani her hakim Yargıtay'da, Danıştay'da, yerelde evet oy verecek, bir kişiye oy verecek. Ne oldu? Bunu Anayasa Mahkemesi referanduma giderken bu tek kişiye oy verilir ifadesini Anayasa Mahkemesi iptal etti. O bakımdan bir kişinin çok oy kullanma, adli yargıda 11, işte idari yargıda 5 oy kullanma, Yargıtay'da 6 oy kullanma imkanı getirdi. Halbuki bizim getirdiğimiz tek oy verme sistemi çoğulculuğu sağlayacak bir sistemdi. Kim çoğulculuğa karşı? O zamanın Anayasa Mahkemesi karşı. Niye? Statükonun koruyucusu Anayasa Mahkemesi o dönemde. Buna rağmen bir seçim yapıldı ve seçimde hedef oydu. Yani farklı çoğulcu bir yapı oluşsun diye farklı kesimlerden kişiler aday gösterildi. Fakat seçimde bir oyuna maruz kaldı bu listeyi hazırlayan arkadaşlar. Birlikte hareket ediyormuş gibi seçime gittiler. Fakat belli bir grup o listeden belli bir grup kendilerini asıl üye yapacak, kendilerinden farklı düşünenleri de yedeğe düşürecek şekilde bir seçim stratejisi uyguladılar. Böylece çoğulcu bir yapı gerçek manada oluşmadı. Çoğunluğu teşkil edecek anlamda evet bir çoğulcu yapı oluşmadı HSYK'da. Tabii biz yakından takip ettiğimiz için o günlerden itibaren bu konunun farkındaydık. 1250-2010'da yargıda yargının bir araç olarak, vesayet aracı olarak kullanılmasını engellemek ve yargı yönetiminde çoğulculuğu sağlamak için bir adım attık. Anayasa değişikliği yaptık. Bu değişikliğin sonunda oluşan yeni yargı bazı manipülasyonlarla hem çoğulcu olmadı, çoğunluk bakımından söylüyorum, hem de yeniden bir vesayet organı olarak kullanılmaya teşebbüs edildi. 17-25 Aralık darbe teşebbüslerinin altında yatan da budur. Bunun üzerine gerek parlamento olarak, gerek hükümet olarak ve gerekse milletin yaklaşımı itibariyle ki seçimlerde bunu gördük. Açıkça Sayın Cumhurbaşkanımız 30 Mart'ta başbakanken ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aynı şekilde çok açık olarak bu tabloyu milletin önüne koydu. Ve ben bu tabloyla mücadele edeceğim dedi. Evet, ve milletin vermiş olduğu desteği de çok açık olarak buradan görüyoruz. Bunu çok başka daha detaylı istatistik verilerinde ortaya koymak mümkün. Şimdi biz işte yine 12 Eylül 2010 referandumunda gerçekleştirmek istediğimiz amacın bir devamı olarak burada birçok arkadaşımız, benim dönem arkadaşlarım da var sürecin içerisinde. Yine aynı şekilde öğrencilerim de var. Bir platform oluşturdular. Bu platform da sadece paralel yapıya mensup olduğunu bildiğimiz veya düşündüğümüz kişiler hariç, onların dışında kalan Türkiye'de çok farklı siyasi görüşten, ideolojiden, etnik kökenden, mezhebi kökenden insanlar o platformda yer aldılar. O platformun üyeleri de yine aynı şekilde böylece belirlendi. Yani bu seçilen arkadaşlar arasında çok açık söylüyorum. Adli yargıda 7 kişi seçildi. Bu 7 kişi içerisinde ben iddia ediyorum AK Parti'ye hayatı boyunca oy vermemiş insanlar da var bunun içerisinde. Verenler de vardır belki. Ama vermeyenler... Vermeyenden objektif bir yapıya doğru gidiliyor diyeyim. Başarılı yani bunu gösteriyor. Bunu şöyle söyleyebiliriz. 12 Ekim 2014'te yapılan seçim sonucu oluşan HSYK bundan daha önceki HSYK yapısına göre çok daha çoğulcu, çok daha renkli ve farklı kesimlerden, görüşlerden oluşan bir HSYK olacak. Ayrıca tabii ki başka boyutu da var. Yani paralel yapıyla birlikte hareket ettiğini daha önceden ettiği iddia edilen kişiler de var bu yapının içerisinde. İşte Yargıtay'dan gelecek, Danıştay'dan gelecek kişiler de var. İdari yargıdan seçilmiş evet olanlar da var. Dolayısıyla şu anki HSYK daha öncekine göre çok daha çoğulcu, çok daha renkli ve farklı siyasi görüşlerden, kişilerden oluşan bir HSYK. Ben bu HSYK'nın öncekine göre daha objektif, daha tarafsız davranacağını ve Türkiye'de gerçekten de yargıyı sadece yargı olarak ve yargısal faaliyetler ve amaçlar için hareket eden bir noktaya, bir tabloya taşıyacağı kanaatindeyim. Buradaki temel meselemiz vesayetle mücadeleydi. Biz vesayetin bizatihi kendisiyle mücadele ediyoruz. Onu tasfiye etmek istiyoruz. Vesayetçilerle değil. 12 Eylül 2010 referandumunda tasfiye etmeye çalıştığımız vesayetçiler ordu üzerinden, asker üzerinden darbe yapmak isteyen bir yapıydı. Bonapartist bir yapıydı. Şimdi yanlış bulduğumuz vesayetçiler ise başka bir paralel yapı etrafında toplanmış vesayetçiler. Vesayetçinin kim olduğu önemlidir. Önemli olan vesayetin kendisidir ve bizim amacımız da bizatihi kimden oluşursa olsun, nereden gelirse gelsin, rengi ne olursa olsun vesayetin kendisini tasfiye etmektir. Bu HSYK bu şekilde vesayeti tasfiye eden bir yapıyı oluşturacak tabloyu karşımıza çıkarttı.
Tabii bunu anlayamayan, hazmedemeyen bazı şeyler var. Paralel yapıya yakın evet kişiler, efendim, tipler var. Bunların konuya yaklaşımı yok, belli bir seviyenin altında Türkiye'de. Biraz böyle bir mağlubiyetin vermiş olduğu bir hazımsızlık da var artık. O bakımdan beklenen şudur ki aslında 30 Mart'ta aslında Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra oturup burada kendilerini bir değerlendirmeleri gerekirdi. Olmadı. Bu seçim geçti. Yine bakıyoruz ki kendilerini aynaya bakıp değerlendirmiyorlar hala. Bir sözü vardır ya, bin türlü Ziya Paşa'nın bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde diye. Onlar ki verirler dünyaya, laf ile verirler dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde. Teseyyüp, özür diliyorum, pislik anlamına gelir. Kendi hanelerinde yaptığı işlerde bin türlü kötülük, pislik bulunduğu halde sağa sola sataşarak hala sürdürmek istiyorlar. Mesele şudur Türkiye'de. Biz başından beri AK Parti olarak Türkiye'de gerçekten milletin iktidarını sağlamak üzere mücadele ediyoruz. Başkan, tam bu noktada şunu ben merak ediyorum. Bundan sonra tamam, HSYK'daki düzenleme ve paralel yapıyla olan mücadele devam edecek gözüküyor. Fakat şurada deniliyor ki arkadaş, ya tamam iyi de 17-25 Aralık'tan bahsettiniz. Evet. Burada işte fezlekeler var, bazı bakanların isimleri var, iddialar var. Bu iddialar bu saatten sonra HSYK değişti, üstü örtülebilir, araştırılmaz diyenler de var. Evet. Nasıl olacak başkanım bundan sonra süreç? Şimdi önce şunu söyleyelim. Bu tabii yolsuzluk iddiaları, meseleleri bütün darbecilerin en temel maskesidir. Bütün darbeciler dünyanın neresinde olursa olsun kendi yaptıkları işi meşrulaştırmak için karşı tarafa pislik atmaya, çamur atmaya çalışırlar ve en önemli argümanları da bu yolsuzluk iddialarıdır. Bakın 12 Eylül 2010'a, bakın 28 Şubat'a bakın. 28 Şubat'ta aynı şekilde siyasi iktidara, parlamentoya, milletvekillerine, bakanlara aynı şekilde. 12 Eylül 1980'de de aynı durumda. 60'ta da öyle olmuş ama Menderes'te. Onu söyleyeceğim. Evet, 12 Mart'ta da aynı şey var. Asıl Menderes'le ilgili de. Burada bir darbe yapıyorsunuz. Bir sürü biliyorsunuz o davaları, bebek davası, köpek davası falan gibi, evet, birçok şeyler, örtülü ödenek davaları falan gibi birçok davalar. Nedir? Burada aslında en önemli şey şu, size onu anlatayım. Bir şey içinde bir formül aslında. Bunu Cemal Madanoğlu anlatıyor bir 27 Mayıs 60 darbesiyle ilgili bir belgeselde. Diyor ki darbeyi yaptık, yavaş yavaş topluyoruz. İşte bakanları topladık. Ondan sonra milletvekillerini topluyoruz. Tabii Demokrat Partilileri topluyoruz. Yöneticileri topluyoruz. İl başkanı bilmem ne. Tabii ihbarlar yağıyor hep. Bu Demokrat Partili, bu Demokrat Partili sağdan soldan. Bunları topluyorlar hep. Şimdi yerler doldu. Getirmişler dedi bir grup daha. Madanoğlu o zaman darbenin en yüksek rütbeli yapıldığında subayı. Daha sonra Cemal Gürsel'i geçiriyorlar darbenin başına zorla aldırıp İzmir'den getirerek. Çünkü bir çete işi 27 Mayıs darbesi. Getirmişler dedi, bunları nereye koyacağız? Koyun bir yere dedim diyor. Diyor ki yer kalmadı. Her yeri doldurduk. İlginç. Yer kalmadıysa bırakın dedim diyor. Serbest bıraktırdım diyor. Enteresan. Bıraktılar. Yani. Sonra hocalar geldi diyor. Bir de fetvacıları vardır şeyin 27 Mayıs darbesinin. Hukuk fakültesi hocaları bunlar. Evet. İstanbul'dan gelen Ordinarius Profesör Sıddık Sami Onar, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu falan. Veli Dedeoğlu, Hıfzı Veldet Veli Dedeoğlu kendi hatıralarında Türkiye'de 3 devir diye 3 ciltlik hatıraları vardır. O hatıralarında da bu olayı anlatıyor. Benim anlattığım Cemal Madanoğlu tarafından mesela, o kendi tarafından da anlatıyor. Birbirini teyit eden açıklama. Hemen geliyor hocalar, bunu duymuşlar olayı. Diyor ki Veli Dedeoğlu ben söyledim diyor kendisine. Demiş ki niye serbest bırakıyorsunuz bunları? Ne yapayım yer kalmamış dedim diyor general o zaman. Tuğ general zannediyorum. Demiş ki Veli Dedeoğlu, bakın siz eğer bu adamları serbest bırakırsanız, eğer tutuklamaz, yargılamaz ve cezalandırmazsanız, mahkeme kararıyla cezalandırmazsanız, o zaman sizin meşruiyetiniz sorgulanır diyor. Yani sizin kendi meşruiyetinizi ortaya koyabilmeniz için bunları cezalandırmanız lazım. İtham edip cezalandırmanız lazım. Sonra talimat verdik diyor, tekrar bıraktıklarımızı da toplattık diyor. Şimdi darbecilerin meselesi budur. Darbeciler kendi evet durumlarını meşrulaştırabilmek için yaptıklarını, karşı tarafı leke atmak, çamur atmak, pislik atmak
uğraşırlar ve bunun en temel, en yaygın geçen yüzyılın, 20. yüzyılın bütün darbelerinde bu vardır. Her darbeciler yolsuzluk iddiasıyla gelmişlerdir buraya. Bunların da kullandığı argüman 17 ve 25 Aralık'ta esasen budur. Bir de çok ilginç bir husus daha var o günlerde atlanan bir konu. Ben bunu birkaç yerde de dile getirdim. Dünyanın her yerinde istisnasız yolsuzluk olayları önce bir şekilde kamuoyunun bilgisine gelir. Özellikle basın aracılığıyla gelir. Evet efendim. Yani bir yerde bir patlak vermiştir. İşte bundan mağdur olan bir kişi vardır. Veya işin içerisinde olan bir kişinin itirafı gibi bir durum söz konusudur. Bir gazeteciye gelir. Türkiye'de dün İSKİ yolsuzluğu nasıl ortaya çıktı? Bir itirafla, bir açıklamayla ortaya çıktı. Birçok başka şeyde Türkiye'de geriye dönüp bakacak olursak var. İşte yargılanmış ve Yüce Divan'da mahkum olmuş bir bakanı vardı rahmetli Özal'ın, Anavatan Partisi'nin 80'li yıllarda mesela bir rüşvet meselesinden dolayı. Evet, bütün bu olayları esasen ilk şeyini kamuoyunun bilgisine sunma bakımından ilk olarak yargı çıkarmamıştır. Savcılık, hakimlik, mahkemeler çıkarmamıştır. Nasıl? Basın yoluyla çıkmıştır bir şekilde bunlar ortaya ve dünyanın her yerinde de böyledir. Bir yolsuzluk varsa bunlar öncelikle basın tarafından dile getirilip kamuoyunun ittilağına girmiştir. Ondan sonra bunu tabii basında yayınlanan hususları savcılıklar ihbar kabul ederek veya birisinin ihbarıyla harekete geçmişler, soruşturma yapmışlardır. Evet, çok Türkiye'de 17 ve 25 Aralık yolsuzluk iddialarına, soruşturmalarına bakacak olursak iddiaya göre 1-2 yıl boyunca geriye dönük. Yani evet, 2013'te, 2011'e kadar, 2010'a kadar bir takım yolsuzluklar olmuş bu memlekette. Kimsenin haberi yok. Basında hiç yer almamış bu tür yolsuzluklar. Hiç kimse bilmiyor. Sadece bir savcı biliyor bunu. Ve sadece o savcıyla beraber çalışan 3-5 tane polis biliyor. Böyle yolsuzluk iddiası, böyle yolsuzluk iddiasının gündeme geliş şekli olabilir mi? Bu benzeri olmayan bir olaydır burada. Var mıdır yok mudur? Bu ortaya çıkabilir bu. İncelenen ayrı mesele. Ben tabii buradaki bir farklılığa, bir organizasyona, bir senaryoya dikkat çekmek için bunu söylüyorum. Dünyanın her yerinde yolsuzluklar bir şekilde kamuoyunun gündemine sızar, gelir. Arkasından hukuki süreçler başlar. Hep doğru böyle efendim, olmuştur. Doğru. Evet. Patlar ondan sonra evet, hukuk başlar. Hep böyle hep olmuştur. Böyle şu anda hep gördüğümüz. Böyle. Veya birisinin ihbarıyla falan olur bunlar. Türkiye'de ise 17 ve 25 Aralık'ta hiç kimsenin bilmediği bir takım yolsuzluklar bir fabrikasyon mamul olarak açık söyleyelim. Yani üretilmiştir. Savcılar ve polisler tarafından bir senaryoyla bir yolsuzluk olarak sadece savcının operasyonuyla kamuoyunun gündemine gelmiştir. Burada da çok şaşırtıcı ve eşyanın tabiatına aykırı deriz bir hukukta. Eşyanın tabiatına aykırı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani birincisi bütün darbeciler, vesayetçiler, karşılarındakileri, millet iradesiyle seçilmiş olanları bir yolsuzlukla itham etmişlerdir. Aksi halde kendi meşruiyetleri tartışılır hale gelecektir. Doğru efendim. Bir, ikincisi de bu yolsuzluk dünya tarihinde benzeri olmayan bir şekilde kamuoyunun önüne çıkartılmıştır. Bu da fabrikasyon olma, yani üretilmiş bir senaryoyla ortaya konulmuş olma ihtimalini arttırıyor. Dolayısıyla burada bakın ben çok açık söyleyeyim. Bizim arkadaşlarımız da var ve biz bir kültürün, bir dinin mensubu, inançlıları olarak, inananları olarak bir kişiye veya bir kavme karşı bir husumetimiz olsa bile adaletten sapmamakla emrolunmuşuz. Tabii efendim. Hakim ve savcılarımızı biz bu anlayışla yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Kendi mensubiyetine göre karar veren veya karşı olduğu, muhalif olduğu, düşman olduğu kişilerle ilgili onunla alakalı o düşmanlığı üzerinden karar veren hakim ve savcıların bu sistem içerisinde yeri yoktur, olmamalıdır. Böyle bir kişi varsa veya kişiler varsa bunlar kendilerini kendiliğinden bu işinden içinden çekmeliler, başka bir iş yapsınlar. Başkanım hemen gündemdeki bir konuya gelelim. Bu iç güvenlik reformu deniliyor. Evet. Sayın Başbakan'ın açıklamaları var. İşte molotof atanlar, maske takanlar, kamuya zarar verenler cezalandırılacak deniliyor. Bana göre bu uygulama kanaatimce doğru. Niye doğru? Memlekette bir hukuk olsun, istikrar olsun. Aksi takdirde devlete güven filan da kalmadı. Bir taraftan da deniliyor ki bu 90'lı yıllara dönüş deniliyor. Yani bu denge nasıl sağlanacak başkanım? Şimdi tabii henüz kamuoyu ortaya çıkan bir somut metni tartışmıyorsun. Tabii. Böyle bir metin henüz ortaya çıkmadı. Bu metin çıktıktan sonra belki bu değerlendirmeleri yapmak daha doğru olur. Yani ben eleştirenler bakımından bunu söylüyorum. Bunun ortada şöyle bir tablo var. Bu bahsettiğimiz husus suç ve ceza ile ilgili bir politikadır.
Evet, bütün ülkelerin suçla mücadele konusunda, yine suçluları cezalandırma konusunda bir takım politikaları vardır, hukuk politikaları vardır. Bu hukuk politikası olarak suç ve ceza konusunda zaman zaman değişen düzenlemeler yapılmıştır. Bu çok tarihi olarak geçmişe döndüğümüzde de öyledir, günümüzde de böyledir. Ben bu örneği başka bir yerde de verdim, söyleyeyim. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in bir ceza kanunnamesi vardır. Evet, kendisinden bir süre sonra da Kanuni Sultan Süleyman döneminde de Kanuni Sultan Süleyman'ın çıkarttığı bir ceza kanunnamesi vardır. Aradan geçen zamana baktığımızda aşağı yukarı bir 50 yıllık gibi bir zaman. Şimdi bakıyorsunuz Fatih döneminde bazı suçlar için, mesela tavuk çalma için bir ceza verilmiş. Kanuni'ye bakıyorsunuz kanun döneminde, o da tavuk çalmak için ceza vermiş ama ceza daha yüksek Fatih'inkine göre. Enteresan. Veya bakıyorsunuz Fatih kanunnamesinde bir suç için ceza var. Kanuni kanunnamesinde o cezayı tamamen kaldırmış. Ve suçu da kaldırmış, oradan koymamış. Veya cezasını hafifletmiş. Veya Fatih kanunnamesinde olmayan bir suçu yeni bir suç olarak düzenlemiş. Evet efendim. Niye? Şimdi bakıyorsunuz dönem dönem bazen hiç suç olmayan hususlar. Şimdi bilişim suçları. 50 sene önce var mıydı bilişim suçları? Yoktu. Yoktu efendim. Şimdi yeni ortaya çıkan bazı suçlar var. Bazı eylemler suç kabul edilmezken zaman içerisinde zarar verici hale geldiği zaman suç haline dönüştürülmüş, kanunlarda yeni suçlar konulmuş. Yine aynı şekilde bir suç için zaman zaman ceza yokken ceza arttırılmış, daha sonra ceza konulmuş, daha sonra ceza arttırılmış, bazen ceza düşürülmüş. Bunlar bugün de günümüzde de aynı şekilde birçok ülkede de yapılabiliyor. Neye göre yapılıyor? Bir suçun işlenme yoğunluğu artarsa, daha önce istatistik olarak bakıyoruz, işte Türkiye'de yıl içerisinde 100 kişi, 1000 kişi işlemiş. Ama bakıyorsunuz sonraki bir yıl içerisinde 10 bin kişi, 100 bin kişi bu suçu işlemeye başlamış. Yani suç işlenmesindeki bu sayı, oran arttığı zaman diyorsunuz ki bu suça verilen ceza demek ki caydırıcı bir ceza değil. Madem ki insan bu suçu işleyenlerin sayısı artıyor, o zaman bu suça verilen ceza caydırıcılık niteliğine sahip değil. Bunu arttırmak lazım ki caydırıcı olsun. Yani cezanın bir amacı da, belki en önemli ilk amacı da caydırıcılıktır cezanın. Demek ki o ceza caydırıcılık vasfını ortaya koyamıyor. Şu anda böyle bir durum var değil mi efendim? Gördüğümüz bunu diyeceğim kadarıyla. Yani bu durumda eğer Türkiye'de işlenen bazı suçlarla ilgili olarak kamuya, kamu kurumlarına, kamu araçlarına, kamu binalarına, okullara, ondan sonra çocukların kaldığı yurtlara saldırılar yapılıyor. Yine aynı şekilde normal vatandaşın eşyasına, aracına, dükkanına, ticarethanesine zararlar veriliyor ise bu gördüğümüz tabloda ve mevcut mevzuata göre verilen cezalar bu olayları engellemekte veya durdurmakta yeterli olmuyorsa eğer, o zaman bu konuda bir düzenleme yapmak gerekir. Şimdi bunlar tabii geriye gidiş midir, ileriye gidiş midir mevzunu şuradan bakacağız. Nedir başkanım? Bir kere anayasadaki temel çerçeveler var. Anayasadaki temel çerçeve, suç ve ceza ile ilgili esaslar anayasada bir madde olarak ayrıca düzenleniyor. Buraya baktığımızda buna aykırı mıdır, değil midir? Buradan bakacağız bir. İkincisi, bunlar dünyanın hiçbir yerinde olmayan veya dünyanın en azından medeni dediğimiz ülkelerinde olmayan, Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde olmayan, rastlanmayan türden hukuki düzenlemeler midir, değil midir? Ona bakacağız. Evet efendim. Bir bakıyoruz şimdi. Bizim yapmak istediğimiz, düşündüğümüz çerçevedeki düzenlemeler Avrupa ülkelerinin bazısında, bir kısmında var. Hatta daha ileri, bize göre daha ağır cezalar düzenlenmiş. Veya bizde suç kabul edilmeyen bazı hususlarla ilgili bakıyorsunuz, suç kabul edilmişti. Az önce sizin girerken sorduğunuzda bahsettiğiniz maske takmak bu eylemlerde. Mesela Avrupa ülkelerinin bir kısmında suç olarak kabul ediliyor. Bizatihi hiçbir şey yapmasa bile. Başkanım, bu şekilde eylem yapması suç kabul ediliyor. Duyduğum bir şey vardı. Çok da hoşuma gitmişti ama hukukçu siz bilirsiniz. Esma'nın tegayürü mü, bilmem ahkamın değişmesini şey kılar gibi böyle bir şey var. Bu mecellenin tabii bir kuralı. Esma'nın tegayürü ile evet. Ahkamın tegayürü inkar olunamaz diyor mecellede. Yani zamanın değişmesiyle hükümlerin, kuralların değişmesi bir zarurettir. Buna bir uygun, gerekli olabilir. Dur diyor gibi geldi bana. Yani başkanım, tabii biraz. Söylediğim şey bu. Yani suç ve ceza ile ilgili bir takım hukuk politikaları olur her devletin. Ve burada asıl olan suçu azaltmak, suç işlenme oranını azaltmak, sayısını azaltmaktır. Asıl olan bunu temin etmek için birçok başka tedbirin yanında
Tabii o suçla ilgili ceza konusunda da farklı bazı düzenlemeler yapılabilir. Burada temel mesele bu yapılanlar doğru mu yanlış mı tartışmasını yürütürken bunların anayasaya uygunluğu tartışılmalıdır. Tartışanlar açısından, evet, itiraz edenler açısından, tenkit edenler açısından söylüyorum. Bir de tabii bu benzeri olmayan, sadece Türkiye'ye mahsus bir takım düzenlemeler midir bunlar? Bunlara bakmaları lazım. Eğer bu düzenlemeler Türkiye'ye mahsus düzenleme, dünyada örneği olmayan, benzeri olmayan düzenlemelerse, Avrupa ülkelerinde özellikle, Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç örneği olmayan düzenlemelerse, o zaman biz de onlara hak verelim. Bu konularla ilgili tek oturup bir daha yeniden düşünelim. Sayın Başkanım, son olarak çözüm süreci. Evet. Ahmet Davutoğlu Bey diyor ki son 100 yılın en büyük projesidir. Evet, evet. Buna ilişkin tekrar bir hukuki adımlar atılır mı? Çözüm süreci tam iyi bir noktaya geldik derken bu işte iç isyan, kalkışma ya da kargaşa, kaos ne derseniz diyelim adına ümidimizi kırmalı mıdır? Yoksa bu yönde devam edilecek mi? Edilecekse nereye varacağız? Bir takvimi var mı bunun? Şimdi çözüm süreci zor bir süreç. Bizim çözüm süreci olarak adlandırdığımız, isimlendirdiğimiz bir süreç zor bir süreç. Bu sürecin benzerini, şartlar tabii farklı, birçok boyutları var ama evet efendim, yaşayan ülkeler de var. Burada bu tür sorunlu, yani terör sorunlu bir çözüm sürecine taşıyabilen ülke sayısı çok azdır. Bu konuda yapılmış çalışmalar var. Dünya üzerinde, dünyada da çözülememiş. Dünya yani üzerinde 500 örnek üzerinden yapılmış bir akademik çalışma var. Bu çalışmada diyor ki bu tür terör meselesini bir çözüm süreci gibi bir sürece, yani tabiri caizse silahlı çatışmadan bir siyasi çözüm sürecine taşıyabilen ülke sayısı vaka olarak 500 vakada %18. Demek ki %82'si bu tür vakaların böyle bir sürece bile taşınmıyor. Yani Türkiye böyle bir süreci başlatmakla bile hakikaten dünyada çok zor olan bir işi yapmış oluyor. Bu konuda tabii bir risk alacak, bu konuda hakikaten cesaretle üzerine gidebilecek bir iradeye ihtiyaç vardı. O da ancak AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde başlatıldı süreç. Dolayısıyla onun gibi bir siyasetçinin bir irade koymasına ihtiyaç var. Dolayısıyla bir kere her şeyi bir kenara bırakalım. Sadece bu sürecin başlamış olması bile hakikaten dünyadaki örneklere baktığımızda büyük bir başarıdır. Sürdürülebiliyor olması daha büyük bir başarıdır tabii. Bu başlayan süreçlerden de büyük bir kısmı esasen başlatabilmek daha zor. Başlayanlardan da %90'a yakını bir şekilde olumlu netice vererek sonuçlandırılabilmiştir. Yani başladıktan sonra sonuçlandırma oranı yüksektir. Şimdi burada şunu diyeceğim. Yani bu sürece biz sahip çıkıyoruz. Bu sürecin nasıl olduğu konusunda kamuoyuna da birçok detayları, ayrıntıları deklare ettik. Ve bu süreçte Türkiye'nin atması gereken, hükümet olarak, devlet olarak atması gereken bazı adımları biz kendimiz deklare ettik. Yani bunlar bir pazarlıkla oluşmuş adımlar da değil. AK Parti 2002'den bu yana çözüm sürecinin altyapısını teşkil edecek birçok adımı da esasen bölgeyle, Kürt sorunuyla ilgili olarak atmıştır. O zaman da çözüm süreci gibi bir şey yoktu ama belki o atılan adımlar 2002'den bu yana olmasaydı çözüm süreci gibi bir noktaya da Türkiye'nin gelebilmesi mümkün değildi. Bunu altyapısını teşkil eden adımları da AK Parti atmıştır. Bunların hiçbirinde de hiç kimseyle görüşmemiştir, hiç kimseyle pazarlık yapmamıştır. Burada önemli olan mesele Türkiye'nin başından bu silahlı terör meselesini bütünüyle kaldırmaktır. Bu konu yeni bir konu da değildir. 90'lı yıllar falan da değildir. Sayın Başbakanımızın dediği 100 yılın projesi meselesi ifadesi çok doğru bir ifade. Türkiye bu sorunla 100 yıldan fazla bir zamandır esasen muhataptır böyle bir sorunla. Yani Cumhuriyet'in kuruluş yıllarından itibaren, daha 30'lu yıllardan, 20'li yıllardan itibaren, ortalarından itibaren, daha geriye gittiğimizde 19. yüzyılın sonlarından itibaren bölgede bu Kürt sorunu diye isimlendirebileceğimiz başlık altında bir sorun var. Evet, bununla efendim ilgili birçok adım atılmaya çalışılmış, teşebbüs edilmiş, hepsi akim kalmış. Çözüm süreci daha kapsamlı ve bu sorunu, yüzyıldan fazla bir zamandır devam eden sorunu bitirmeye yönelik bir adımdır. Şimdi bunun tabii bu tek taraflı olarak sadece siyasetin, devletin atacağı adımlarla gerçekleşecek bir husus değil. Karşı tarafa, bu işin muhataplarına bakmak lazım. Muhatabı nedir? Bölgede yaşayan vatandaşlarımızdır. Evet, Kürt kökenli vatandaşlarımız. Tek muhatap da yok başkanım orada buraya işte. Kandil var, PKK onu var, KCK var. Onu değil, ben yani bütün olarak esasen muhatap orada yaşayan
vatandaşlarımız, evet, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmında yaşayan vatandaşlarımız, Kürt kökenli vatandaşlarımız. Vatandaşlarımız tarafından ise bu sorunun çözüm sürecinin, daha doğrusu çözüm sürecinin benimsendiğini görüyoruz. Bölgeye giden insanlarımız bunu görüyor. Teşkilat mensuplarımızdan gelen bilgiler, biz gittiğimiz zaman buna şahit oluyoruz. Bölgede yaşayan insanlarımız siyasi görüşleri farklı olsa bile çözüm sürecinin yanında saf tutmuşlardır, ona destek veriyorlar. Bir de çözüm sürecinin siyasi olarak bölgede, siyasi temsil mahiyetinde bazı muhatapları oluyor bu sürecin. Evet efendim. Ama bu konuda da tek bir partinin, işte bir örgütün şu anda falan muhatabiyeti tek bir, söz konusu değil. Yani bir gruba muhatap alıyor gibi bir hal var. Şimdi orada... Doğu'da başkanım, çok özür dilerim. Evet. Özellikle Hüdaparlı bir genç kurban dağıtırken, evet, PKK'lılar tarafından, evet, hani yıllarca kendilerine göre vahşet, devlet zulmü altında olduğunu söyleyen, evet, Kemalist Kürtçüler diyelim hadi, evet, gelip orada muhafazakarları katletti. Bu, evet, da kendi halkın, hadi bırakın Türkleri bunu, de. Bunu en güzel ifade olarak Sayın Başbakanımızın gruptaki ifadesi burada. Ne dedi efendim? Suriye'de bağız, Esed bağısı var. Türkiye'de Türklerin bağısı CHP, Kürtlerin bağısı ise HDP'dir dedi. Tamamen bir bağıs hareketi gibi. Sadece burada değil, Suriye'de, Kobani'de yapılanlar. Mesela Kobani'de farklı görüşten Kürtlere yapılan zulüm var. YPG'nin orada önce, bu IŞİD şeyi, çarpışması, çatışması öncesinde orada yaşanan var. Biz bölgede bunu görüyoruz. Seçim döneminde bile biz, orada arkadaşlarımız, milletvekillerimiz gittiler görevli olarak. Bölgede birçok yerlerde seçim günü sandık başlarında yapılanları gördüler. Yani burada bölgede bir siyasi parti başka bir siyasi harekete, başka bir siyasi partiye imkan vermeyecek şekilde siyasal alanı kapatarak ve bunu da zor kullanarak, şiddet kullanarak, hatta adam öldürerek gerçekleştirmeye, evet, çalışıyor. Burada devlet kurumları, yine devlet kamu araçları dışında ayrıca AK Partili belediyelere saldırılar oldu. Yine AK Parti teşkilatlarımıza saldırılar oldu. Ya başka siyasi partilerin teşkilatlarına saldırdı. Evet, niye? Efendim. Burada siyaset tekeli bizim elimizde. Başka bir siyasi harekete müsaade etmeyeceğiz. Halbuki, evet, bölgeye baktığımızda Kürtlerin oyunu alan en büyük parti, en çok Kürtlerin oyunu alan parti AK Parti. AK Parti'deki Kürt oyları, bölgedeki bütün oyları dikkate aldığımızda ifade ediyorum, Kürt oyları HDP'den daha fazla. Temsiliyet söz konusuysa Kürtleri temsil edecek en çok oyunu alan parti olarak AK Parti söz konusudur. AK Partili vekillerimiz bölgeden, evet, söz konusu. Dolayısıyla burada mesele şu. Bu süreci milletimiz benimsemiştir. Doğusuyla, batısıyla, ama özellikle bölgede yaşayan insanlarımız çözüm sürecini benimsemiştir. Bu süreçten geriye dönmeye öncelikle bölgede yaşayan insanlar müsaade etmeyecek. Orada yaşayan Kürt vatandaşlarımız müsaade etmeyecektir. Tabii bu süreci, bu sürecin gereklerini de ve bu süreçle ilgili sorumlulukları da herkesin yerine getirmesi lazım. Bir kere silahlı unsurların bölgeyi terk etmesi, gitmesi, silahların tabiri caizse bırakılması süreci vardı. Onunla ilgili istediğimiz manada bir gelişme henüz ortada yok. Evet. Dolayısıyla herkesin bu çözüm süreciyle ilgili sorumluluklarını da yerine getirmesi ve bu sorumluluğun bilinci içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Türkiye'de 1000 yıldan fazla bir zamandır bu topraklarda bir arada yaşayan Kürt'üyle, Türk'üyle, başka farklı etnik unsurlarıyla insanları birleştiren değerler var. Bu değerleri yeniden hakim kılma mecburiyetindeyiz. Çözüm süreci bu değerlerin üzerine örtülmüş, örtüyü kaldırmak için ortaya çıkmış bir süreçtir. Yani inşallah buradan geriye dönüş olmayacaktır. Ama herkesin de burada bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir. Çünkü bu sürecin asıl sahibi artık milletimizdir. Türk'üyle, Kürt'üyle, özellikle bölgede yaşayan vatandaşlarımız da milletimizdir. Efendim çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Sayın Mustafa Şentop Bey'di AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konuğumuz. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.